Herkese merhaba. Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Eğer evinizde yeşil soğan varsa lütfen bu tarifimi deneyin. Çünkü gerçekten de çok lezzetli oluyor. Dillere destan olacak, lezzetiyle dillere destan olacak muhteşem bir yeşil soğanlı mısır ekmeği tarifi paylaştım. Çok iddialıyım. Sadece bir defa denemeniz yeterli olacaktır. Ölçülerim tamdır. Sizi asla yanıltmayacak. Bir defa denedikten sonra yıldız tarifiniz olacaktır. Daha önceden de bu tarifin sadesini yapmıştım ve izleyicilerim çok beğendi. Şimdi ise yeşil soğanlısını yaptım. Ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zili açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak bir demet soğan var. Soğanları ince ince doğramak çok önemlidir. En önemli püf noktası soğanları ince ince doğramaktır. Taze soğanları ince ince doğradıktan sonra şimdi hemen hızlı bir şekilde hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Hemen bir kase toplamda 5 bardak 5 su bardağı dolusu mısır unu ilavesi yaptım. Ve suyunu ilave ediyorum. 1 su bardağı hemen su ilavesi yaptım. Su mutlaka sıcağa yakın olması gerekiyor, bu önemlidir. 1 bardak suyu ilave ettikten sonra şimdi hemen 2. bardağı ilave ediyorum. 2. bardakta yine sıcağa yakın olması gerekiyor ama görmüş olduğunuz gibi tam dolu olmayacak. Bir parmak eksik olacak. Suyunu da ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Karıştırma işlemi bittikten sonra 5 yemek kaşığı dolusu süt, 1 yemek kaşığı dolusu kadar yoğurt, eğer evinizde kefir varsa kefirle de yapabilirsiniz, 2 çay kaşığı dolusu karbonat ve 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz ilavesi yaptım. Bütün malzemeleri ilave ettikten sonra ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru güzelce yoğuracağım. Geriye sadece yeşil soğan kaldı. Onu biraz sonra ilave edeceğim. 3-4 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Zaten içinde gluten olmadığı için sizi yoğururken zorlamayacaktır, yormayacaktır. Hamuru 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve ardından da hemen ince ince doğramış olduğum yeşil soğanları ilave ediyorum. İnce ince doğramak çok önemlidir. Tekrardan bunu belirtmek istedim. Yeşil soğanları ince ince doğramak neden önemli biraz sonra izah edeceğim. Bu arada yeşil soğanları ilave ettikten sonra sadece 30 veya 40 saniye boyunca yoğurmanız yeterli olacaktır. Evet, yeşil soğanları ilave ettikten sonra ortalama 20-30 saniye boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi hemen borcamın içerisinde bu hamuru almam gerekiyor. Ancak böyle bir yağlı kağıt tabanına sermenizi tavsiye ediyorum. Bu önemlidir. Mısır ekmeğinin lezzetli olmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesi bu kapaklı borcamda pişmesidir. Bu en büyük sırrıdır. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Lütfen aynen bu şekilde deneyin. Ve borcamın da ölçüsü 20-22 cm civarında. İlla ki böyle yuvarlak bir borcamla yapmanıza hiç gerek yok. Kareli bir borcamda olabilir ama mutlaka kapaklı olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Hamurun tamamını borcama aldıktan sonra ellerimle hafifçe bası uygulayarak, lütfen çok hafif olsun, aynen bu şekilde tıpışlayarak tamamen bir düzgünlük sağladım.
Toplamda 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını bir tavada erittim. İyice kızdırdıktan sonra hemen görmüş olduğunuz gibi bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş hamurun üzerine veriyorum. Tereyağı inanılmaz derecede çok güzel yakışıyor. Zaten lezzet farkında yine tereyağı sağlıyor. Hiç düşmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu tarifimi Karadenizli izleyicilerim de denedi ve çok beğendi. Tereyağının tamamını verdikten sonra şimdi hemen borcamın kapağıyla kapatıp ortam sıcaklığında toplamda 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu süre çok önemlidir ve bu dinlendirme işlemi çok önemlidir. Lütfen atlamayalım. Ve aradan toplamda 20 dakika geçti. Hemen fırını açtım. Şu anda 250 derecede ısınıyor. Bir 5 dakika boyunca ısıtalım. Ardından da hemen bu borcamı fırına koyduğum zaman 200 dereceye indireceğim. Şimdi hemen keskin bir bıçak yardımıyla bu şekilde küçük küçük dilimlere kesiyorum. Soğanları ince ince dinlememizin sebebi budur. Eğer çok büyük olmuş olsaydı mutlaka bu kesme esnasında yırtılmalar olacaktı. Hamurun üzerinde yırtılmalar olacaktı. Ve şekli de güzel olmayacaktı. Tadı da güzel olmaz. O yüzden mutlaka yeşil soğanları küçük küçük doğrayalım. Bu çok önemlidir. Kapaklı borcamla pişireceğimiz için bu yeşil soğanlar da kesinlikle pişme esnasında yanmayacak ve yemyeşil kalacaktır. Bu da yine önemli detaylardan bir tanesidir. Yoksa tek başına pişirmiş olsaydık mutlaka pişirme esnasında soğanlar yanacaktı ve yerken de hoş olmayacaktı, görüntüsü de hoş olmayacaktı. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Böyle bir desen verdim. Tabii ki de isteğe bağlı. İsterseniz vermeyebilirsiniz. Şimdi hemen borcamın kapağını kapatıp fırına veriyorum. Fırın 250 derecede ısınmıştı. 5 dakika boyunca ısınmıştı. Şimdi 200 dereceye indirdim ve toplamda 45 dakika boyunca fırında kalacak. Ve aradan toplamda 40 dakika geçti. 200 derecelik fırın ayarında toplamda 40 dakika boyunca kaldı. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Ama bu final bizim için yetersiz. Bir işlem daha yapacağım. Geriye son bir defa. ...45 dakika boyunca pişen ekmeği hemen fırının ızgarasına aldım. Ve yağlı kağıdı da çok dikkatli bir şekilde aldım. Çünkü birazcık elimizi hırpalarsak veya güç uygularsak ekmek dağılabilir. O yüzden çok hassas bir şekilde hemen yağlı kağıdı aldım. Tekrardan bu ekmeği fırına vereceğim. Yine 200 derecelik fırın ayarında ortalama 15 veya 20 dakika boyunca kalacak. Nar gibi kızarana dek lütfen kontrol alalım. Ortalama 40 veya 45 dakika boyunca borcamın içerisinde pişmiş hali budur. Ancak bu süreç yeterli değil. Yani borcamda daha da fazla kalsa bile ekmek yeterince kızarmayacaktır. O yüzden bir 20 dakika boyunca telin üstünde kızarması gerekiyor. Bu önemlidir. Ve aradan toplamda 20 dakika geçti ve artık ekmeği fırından aldım. Lütfen kontrollü olalım. Belki de sizin fırınızın performansı çok fazladır. 15 dakikalık bir süreç yeterli olabilir. Lütfen kontrollü olalım. Ama mutlaka bu şekilde aynen benim vermiş olduğum püf noktalara göre ekmeğimizi pişirelim. Denenmiş bir tariftir. Çok da beğeni almış bir tariftir. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.
ekmeği hemen kesmek için sabırsızlanıyorum ama bir 20 dakika boyunca dinlenmesini bekledim. Ardından da hemen kesiyorum. Bilhassa diyet yapan izleyicilerim ve sağlığına önem veren izleyicilerim mutlaka bu tarifi denemesi gerekiyor. İçinde yeşil soğan olduğu için hem çok sağlıklı hem de yanına sadece yoğurt yeterli olacaktır. Ekmeğin de içini göstermek istiyorum. Bu arada görmüş olduğunuz gibi altı ve üstü kabuklu bir ekmek oldu. Amacım da zaten kabuklu bir ekmek yapmaktı. İçi yumuşacık ve mısırın tadını, mısır ununun tadını da alacaksınız. Gerçekten de çok lezzetli. Yeşil soğan da içine çok güzel yakıştı. Dediğim gibi bilhassa diyet yapan izleyicilerim yanına sadece yoğurtla yemesini tavsiye ediyorum. Gün boyu sizi tok tutacaktır ve gerçekten de çok lezzetli. Zaten yapımı da oldukça kolay ve basit. O kadar çok lezzetli olmuş ki şu anda yemelere doyamıyorum. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dediğim gibi diyet yapan izleyicilerim için muhteşem bir tariftir. Yanında yoğurtla tavsiye ediyorum. Dediğim gibi içinde yeşil soğan olduğu için yoğurdun içine hiçbir şeye gerek yoktur. Yoğurdun içerisine küçük küçük doğrayıp ilave edebilirsiniz. Veya tabağın yanında servis edebilirsiniz. Gerçekten de gün boyunca sizi tok tutacaktır. Hem yapımı çok basit hem de inanılmaz derecede lezzetli bir mısır ekmeği tarifidir. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.